Merhaba, bu videoda size Variegata, kaktüsler ve eforbiyalara nasıl bakmamız gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Bunu anlatırken de size kendi eforbiyalarım üstünden anlatacağım. Ancak kaktüsler için de aynı. Söylediklerinizde ve izlediklerinizde değişen bir şey olmayacak. Ben birazdan izleyeceğiniz görüntüleri aslında bundan bir 4 ay önce çektim. Yani bu konuşmayı şu an biraz sonra izleyeceklerinizin üstüne bir videoya bir ön olarak bu kaydı yapıyorum. Hadi şimdi hızlı bir şekilde anlatmaya başlayalım. Burada gördüğünüz gibi beyaz renkli arkada bu. Beyaz renkli bu eforbiyalar hakkında, ki buna kaktüs diyenler de var ama bu eforbiya. Ben de aslında videonun başlığına kaktüs yazdım öyle daha çok bilindiği için. Ama bunlar dediğim gibi bunlar sütleyen cinsi eforbiya türüdür. Ve genelde piyasada bunlara white ghost ya da beyaz hayalet denir. Bunlara nasıl bakılır ve bunlara nasıl davranılmalı, bunun hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Şöyle biraz uzak çekeyim. Bende iki türü var bu white ghost denilen eforbiyaların. Bir tanesi bu. Bu türlerden bir tanesi Eforbia lactea denilen, bunun normali yeşil ağırlıklıdır. Yeşil bir bitkidir. Bu onun beyaz variegatesi. Şimdi bu kelimeyi de özellikle böyle bastıra bastıra söyledim. Bu da yanlış biliniyor. Variyete deniliyor. Variyete değil. Variyetenin çok farklı bir anlamı var. Bir bitkinin, var olan bir bitkinin farklı renkte olanına variegate denir. Bu kelimenin doğrusu variegate. Türkçe olarak telaffuz ediyorum. Variyete değil. Variyete bambaşka bir anlamı var. Bunun salon bitkilerinde de var. Görmüşsünüzdür. Monstera'nın, deve tabanını denen o bitkinin ya da farklı salon bitkilerinde de böyle yarısı, yapraklarının bir kısmı beyaz olan türleri vardır, bilirsiniz. Ya da farklı renkler olabilir. İlla beyaz olmasına gerek yok variegate olması için. Neyse, bu da Eforbia lactea'nın variegatesi. Bu da Eforbia amacın variegatesi. Şimdi buna çoğunlukla hem Türkiye'de hem dünyada hemen hemen her yerde bu artık iç içe girmiş, karışmış durumda ingens deniyor. O da yanlış. Bu bitki ingens değildir. Ingens'te zaten bunun kadar böyle keskin dikenler göremezsiniz. Ingens dikensiz olur. Bu bitki aslında amak olarak geçer. Eforbia amak. Eforbia amakında beyaz renkli olanı, beyaz hayalet denen, white ghost denen variegatesidir bu. Ingens'in de beyazı var ama piyasada bulmanız çok zor. Ama satanlar, yani piyasada ingens diye satılır. Çünkü satıcılar da zaten bunu çok bilmiyor. Üreticilerin de çok umurunda değil ismin ne olduğu. Çünkü ingens daha çok bilinen bir isim olduğu için bunu ingens diye satarlar. Neyse, onu da geçelim. Bu konuyu da arada böyle parantez içinde vermiş oldum. Şimdi gelelim bu bitkilere. Önce kısaca şundan söyleyeyim. Bitkilerin yaşaması için fotosenteze ihtiyacı var. Bitkilerin yaşaması, enerjisini üretebilmesi için fotosentez yapması gerekiyor. Bu fotosentezi de hemen kendi yine bitkilerim üstüne göstereyim. İşte çoğunlukla işte yapraklarıyla yapıyorlar zaten. Bu yeşil renk bitkinin fotosentez yaptığını gösterir. Çünkü burada klorofil vardır. Yani fotosentezi yapan, güneş enerjisini toplayan daha doğrusu fotopigmentine klorofil denir. Klorofilin rengi de yeşil olur. Çünkü renk spektrumunun sağ ve solundaki renkleri alır, yeşili almaz, toplamaz. O yüzden de biz bize yeşil yansıdığı için yeşili görürüz. Kaktüslerde yaprak olmadığı için kaktüsler gövdesi üstünde, klorofiller gövdesi üstündedir. O yüzden de kaktüsler yeşil görünür. Bakın burada yine bir variegate yakaladım. Kaktüsün variegatesi bu. Sonuç olarak bu yeşil hale gelerek oradaki klorofil miktarını arttırır bitkiler ve işte kısaca oradan fotosentez yaparlar. Peki bu bitkiler beyaz. Bunlar nasıl fotosentez yapacak? Çünkü ne dedik? Fotosentez yapan, yani güneş ışığını toplayan klorofiller yeşil oluyor. Peki bunlar beyaz. Burada klorofil yok mu? Aslında yok, evet. Yani çok az miktarda var. Bakın görüyorsunuz şurada yeşillikler var. Bakın hafif hafif yeşillikler var, görüyorsunuz çok az yeşillikler şuralarda, bazı yerlerde artıyor bazı yerlerde azalıyor. Şimdi bu bitkilerde de klorofil var aslında, ancak çok az miktarda. Yani bu beyaz görünen yerlerde de var ancak miktar olarak çok az. Eğer sizin de böyle bitkileriniz varsa, renkli başka bitkileriniz de olabilir, aynı şey onlar için de geçerli. Şunu bilmelisiniz, bunlar çok daha fazla güneşe ihtiyaç duyuyor. Ama bu öğlen güneşi için geçerli değil. Öğlen güneşinde, yani güneşin en parlak olduğu dönemlerde, saatlerde bu bitkiler de diğer yeşil bitkiler kadar iyi güneş ışığı alabiliyor. Ancak günün diğer saatlerinde, sabah ve akşam saatlerinde bunlar yeteri kadar, siz ne kadar bunu dışarı koyarsanız koyun bu bitkileri, yeteri kadar ışık alamıyor. O yüzden bu bitkileri zaten ev içinde yaşatmak, yani ev içinde bakmak daha zor. Bu bitkileri nasıl bakmamız lazım? Bunlara çok yoğun ışık sağlamamız gerekiyor. Yani sağlayabildiğimiz en yoğun ışığı sağlamamız gerekiyor. Ama doğrudan da güneş görmemeli, özellikle öğle saatlerinde. Sabah ve akşam saatlerinde doğrudan güneş görebilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Eğer öğlen doğrudan güneş görürse, bakın ne olduğunu ben size göstereyim. Olacak olan şey bu. Bu, ben bir başka bir videomda da anlatmıştım. Ocak ayında oldu. Bir öğle güneşinde, o gün çok sıcak oldu Ocak ayı olmasına rağmen. Ve kışın ortasında aniden güneş çok sıcak vurunca bitki boydan boya yandı, görüyorsunuz. Hayatında bu şekilde devam ediyor. Bir sene oldu. Ben ne yapıyorum şimdi? Bu yanık kısmı gölge tarafa, yani duvar tarafına bırakıyorum. Diğer tarafları öne bırakıyorum. Peki eğer bu bitkiler az ışık alırsa ne olur? Bakın biraz şöyle uzağa alıyorum. Şu ikisini de görüyorsunuz.
bunlar normalde beyaz olması lazım. Yani aynı bunun gibi beyaz olması lazım. Aldığımda da öylelerdi zaten. Ancak zamanla iyice yeşil oldular. Yani neredeyse açık yeşiller artık şu an. Beyazlığı hemen hemen kalmadı. Böyle ilk aşağılarında hafif beyazlıklar var. Yukarı doğru beyazlık gittikçe azalıyor. Hatta bazı yerler tamamen yeşile dönmüş durumda. Şimdi bu neden oldu? Çünkü bu bitkiler, aynı şey bunun için de geçerli. Işık artık onun yaşamı için tehdit olacak boyutta azsa, bitki kendini o beyazlığını atıp yeşil olmaya çalışıyor. Yani bitki yeşile dönüyor. Çünkü bitkinin ışık alması lazım, fotosentez yapması lazım, enerji üretmesi lazım, yaşaması lazım. O yüzden eğer siz bu bitkilerinize az ışık sağlarsanız, bu bitkileriniz aynı bendeki gördüğünüz gibi rengi yeşile çalacak. Aynı şey bunun için de geçerli. Bende neden böyle oldu? Ben birçok videomda anlatıyorum. Benim burası biraz üstümde hafif bir, bu terasın üstte gölgelik var. Bunlar hep dışarıda olduğu halde, aslında burası şu an teras, dışarıdayız. Tek yönlü, yani burası duvar, iki cepheden duvar olduğu için çok güçlü güneş ışığını alamıyor. Ya benim bunu direkt doğrudan güneşin altına atmam lazım, o zaman da yanıyorlar, ya da bu şekilde mecburen buna katlanmak zorundayım. Bakın bir de bu var. Bunu şu an çelik halinde bu. Ufak yaraları var diye bunu kesmiştim. Şu an çelik halinde de biraz zayıf, çok köklenmedi. Ama göstereyim şöyle. Şu dalın köşesini görüyorsunuz. Yemyeşil olmuş durumda. Yani hiçbir beyazlık yok. Tamamen yeşil. Bu yeşerme, az önce gösterdiğim yeşerme, her zaman da güneş ışığının yetersizliğinden olmaz. Bitki bazen yapısını değiştirir. Yeni verdiği dallar ya da tepesinden yeşerebilir. Tamamen yemyeşil de çıkabilir. Yani mesela şu orijinal laktea, bu da bir çelik almıştım. Tepesinden çıkan dal bu şekilde yemyeşil de devam edebilir. İsterseniz o parçayı kesebilirsiniz. Kesip ayrıca ayırabilirsiniz. Çünkü bitki tamamen yeşile dönme ihtimali var, yani böyle bir risk var. Oradan kesersiniz, beyaz olarak büyümesini sağlayabilirsiniz. Ya da sizin gözünüze estetik olarak o şekilde güzel geliyorsa o şekilde bitkiyi büyütebilirsiniz. Mesela şu da aynı bitkinin kristata olanı. Burada görüyorsunuz bitki aşağıda beyaz başlamış, yukarı doğru tamamen yeşile dönmüş durumda. Ve yeşil olarak devam ediyor. Bu bazı noktalarında tekrar rengi tekrar beyaza gidebilir. Bu böyle karışık renkli olduğu için ben bunu bu şekilde hoşuma gidiyor. Mesela kristata olduğu için zaten böyle karışık hali güzel duruyor. İkinci konu da bazı dallar, yani bitki büyüdükçe yeni verdiği dallar bembeyaz olabilir. Videoda tam görünüyor mu bilmiyorum ama mesela şu dal biraz ona örnek. Süt beyazı olur bunun rengi. Burada artık klorofil neredeyse hiç yok denecek kadar azdır. Ton farkından videoda da bence görünüyordur. Bu tarz dalların tehlikesi var. Bunlarda çünkü klorofil artık iyice, yani yok denecek kadar az olduğu için, bu bitkilerin, bu parçaların daha doğrusu fotosentez yapması çok zordur. O yüzden çelik alırken bu tarz dalları çelik almamaya bakın. Alacaksanız da bu dalın süt beyaz olmayan, yani biraz böyle farklı renk içeren, biraz belki yeşillik içeren kısmından çelik almaya bakın. Satın alırken de bu bir tehlikelidir. Çünkü böyle bazen üreticiler de ya da satan kişiler de bu olayı bilmediği için yanlış çelikleme yapıyor. Aynı dediğim gibi böyle bembeyaz, süt beyazı dalları kesiyorlar. Ve görsel olarak da çok güzel gözüküyor. Hatta bunu çok güzelmiş gibi pazarlıyorlar. Tabii siz onu satın aldığınızda onu yaşatamıyorsunuz o bitki. Çünkü o bitki kendini yaşatacak kadar enerji üretecek, fotosentez yapacak durumda değil o bitki. O parça daha doğrusu. O yüzden satın alırken öyle parçaları almayın. Yani süt beyazı, bembeyaz parça almayın. Üstüne mutlaka hafif bir yeşillik olsun ya da biraz böyle alacalı bulacalı olsun. Kendiniz de çelikleme yaparken de yine bu şekilde parçaları çelik yapmamaya çalışın. Çünkü onları yaşatma ihtimaliniz çok düşüktür. Yani yaşatma ihtimalinizi düşürürsünüz. Belki yaşar. Hani belki sorun olmayabilir. Ama öldürme ihtimaliniz yüksek. Köklenmeyebilir. Ya sonra da hani insan merak da ediyor tabii. Neden bu öldü? Neden köklendiremedim diye. Sebeplerden bir o olabilir. Bu White Coast bitkiler, yani beyaz hayalet denen bitkilerin bir olayı da, yani demin de güneş yanında da söyledim bunu. Güneşe karşı, yani güneş ışığının direkt vurmasına karşı hassaslar. Çünkü bu beyaz gövdesini güneş ışığına karşı koruyamıyor. Yani bir güneş, yoğun güneş ışığına karşı bir savunma mekanizması yok bu bitkinin. Bu beyaz hali çok korumasız. O yüzden bunları doğrudan güneş ışığına, özellikle öğle güneşine, sıcak yaz güneşine tutmamaya bakın. Kış güneşi ya da sabah akşam güneşleri o kadar önemli değil. Bu White Coast'lar, yani bütün olumsuzlukları böyle arka arka sayıyormuş gibi olurum ama bunlar biraz hassas bitkilerdir. Biraz nazlı bitkilerdir. Diğerlerine göre bir tık daha işte özenmek gerekiyor bunlara. Özellikle böyle küçük olanlar tabii daha bebek olduğu için, yani bu diğer bitkilerde de geçerli. Bunlar biraz daha özen ister. Büyüdükçe, kendini artık gövde yaptıkça biraz daha dayanıklı, dirençli oluyor. Küçükken biraz daha çok özen göstermek gerekiyor. Videoyu bitirmeden şunu da göstereyim. Bakın bu da, bununla ilgili bir video çekmiştim zannedersem. Euphorbia trigona, süt ağacı diye bildiğiniz Euphorbia'nın rubra diye geçen, işte biraz böyle bordo, kırmızı renkli olan hali. Az evvel söylediğim şeyler bunun için de geçerli. Bunda da bu normalde rengi bordo, yani şu yukarısı gibidir, yeni uzayan kısmı burası. Bu iç mekandaydı benim, o yüzden ışık hiç almadığı için tamamen söylediklerim bunun için de geçerli. Işık azaldığı için bitki kendini artık yeşile doğru rengi açılıyor. Burada klorofil az olduğu için bunun bordo rengini korumasını istiyorsanız
bitkinin ihtiyacı olan yoğun ışığı buna sağlamanız gerekiyor. Videoyu düzenlerken bir noktada eksik bilgi verdiğimi fark ettim ve bu konuşmayı o yüzden sonradan yapıyorum. Fotoğrafta gördüğünüz kaktüsleri mutlaka gerçek hayatta da gözünüze çarpmıştır. Sarı, kırmızı renkli, turuncu renkli bu kaktüsler. Üzerinde hiç klorofil yoktur bunların. O yüzden bunlar hep aşı üstünde, yani başka bir kaktüsün üstünde satılırlar. Eğer böyle bir kaktüs satın alıyorsanız, satın almadan önce bunu bilmeniz gerekiyor. Bu kaktüsler sadece aşıyla, yani başka bir kaktüsün üstünde hayatta kalabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.